Merhaba. Koronavirüs günlerinden ve izolasyon günlerinden hepinize merhaba. Koronavirüs demişken bugün sizle Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemik, epidemik terimlerinin yanında infodemik tabir ettiği enformasyon virüsünden, enformasyon salgınından bahsedeceğim. Nedir bu enformasyon salgını? Özellikle hükümetlerin, devletlerin bu koronavirüs salgını nedenlerini, sonuçlarını ve hasta sayısını, yayılmanın boyutlarını vesaireyi yeterince detaylı ve doğru anlatmadığı ülkelerde, bizim gibi ülkelerde sosyal medya üzerinden aktarılan doğru yanlış bilgilerin kamusal alanı bir şekilde manipüle etmesi, kamusal alanı hem domine etmesi, hem bir yandan bilgilendirirken bir yandan da yanlış bilgilerle paniğe ve korkuya neden olması. Neden infodemik diyor Dünya Sağlık Örgütü? Bilginin nasıl bir salgın hastalık olabileceğini düşünüyor. Çünkü korku ve panik gerçekten koronavirüs ve türevlerinden çok daha hızlı yayılıyor. Medya üzerinden, sosyal medya üzerinden aktarıldığı zaman. Ve bu da aslında özellikle yaşlılar üzerinde işte panik ataklar vesaire gibi birçok olumsuz sonuca neden olabiliyor. Öte yandan da tabii ki yanlış ve kötü bilgi, çarpıtılmış bilgi hayatımız açısından çok sorunlu bir mesele ve dünyada da özellikle bu fake news döneminde iyiden iyiye kamusal alandaki varlığımızı, sosyal olaylara katılımımızı vesaireyi zorlaştıran, bizi zora düşüren bir durum. Şimdi sosyal medya, Facebook, Twitter, TikTok gibi platformlar ve özellikle de cep telefonlarımızla bu gene izolasyon günlerinde sıklıkla arkadaşlarımızla iletişim için kullandığımız WhatsApp gibi platformlar bu pandemi döneminde bizim çok işimize yarıyor. Bir yandan haberleşmek, bilgiye ulaşmak açısından bir duygudaşlık, bir ortak sorunla başa çıkma gücünü bize veriyor. Kendi acılarımızı, kendi sorunlarımızı, kendi sıkıntılarımızı orada paylaşabiliyoruz. Aynı zamanda da dünyanın dört bir tarafından kıtalar arası bu pandeminin yayılmasını izleyebiliyoruz eğer doğru bilgilere ulaşabilirsek, doğru kaynaklara. Fakat Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bütün örgütlerde hepsi bunu itiraf ediyorlar ki salgının ilk dönemlerinden beri bu enformasyon bombardımanı, yani infodemik, çok kötü bir şekilde yayıldı ve birbirinden farklı ülkelerden çok yanlış bilgiler, özellikle bu COVID-19 ile ilgili çok birbirinden farklı yanlış bilgiler yayıldı. İşte efendim, fareyi yiyenler korona oluyor. İşte belli bir dinden olanlar korona oluyor. İşte şu ilaca, şu ilaç bu hastalığı iyileştiriyor. Yok, iyileştirmiyor. İşte Çinliler şöyle kötü, bunlar bunu yaydılar dünyaya. İşte bu bir silahtır. Kimyasal silahtır. Özel olarak üretilmiştir, laboratuvarda yayılmıştır filan gibi. Bir takım yanlış bilgiler yayıldı ve bu aynı zamanda ırkçılığı da yeniden üreten bir şey olarak kullanıldı. Özellikle Çinlilere döndük. Mesela işte Amerika Başkanı Trump'ın sürekli Çin virüsü olarak tanımlaması gibi ırkçılığa da neden oldu. Ve bu sosyal medya üzerinden yaygınlaşmaya başladıktan sonra bu ırkçılık, panik, korkunun yaygınlaşması, Facebook, Twitter, TikTok gibi platformlar kendilerine sansür uygulamaya başladı. Eğer farkındaysanız, mesela geçen gün benim paylaştığım bir Twitter thread'i Facebook tarafından önce sansürlendi. Çünkü bu panik yaratacak bir şey olabilir diye. Fakat daha sonra tekrar özür dilediler ve tekrar koydular, ama çok dikkatli bir şekilde takip ediyorlar ve insanları paniğe sokacak yanlış bilgilerin yaygınlaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu doğru bir şey. Mesela gene TikTok üzerinden, gençlerin çok sıklıkla kullandığı bir platform TikTok. TikTok üzerinden işte Kanada'da bir genç, Kanada'daki ilk koronavirüs vakasını çektiğini, onun bir arkadaşı olduğunu, işte maskeli bir genci filan videosunu çekerek yayınlamıştı. Bunun da
doğru olmadığı ortaya çıktı ve bu video falan da ortadan kaldırıldı. Şimdi tabii enformasyon yanlış enformasyon bir arada sosyal medyaya akıyor. Fakat öte yandan şunu da unutmayalım ki biz gene bu korona günlerinde, bu izolasyon günlerinde, bu karantina günlerinde özellikle Türkiye açısından söylüyorum, en işimize yarar bilgiyi ana akım medyadan değil gene sosyal medya kanallarından, hatta WhatsApp gibi platformlardan arkadaşlarımızın birbirine yolladığı ses kayıtlarından, birbirine yolladığı videolardan alıyoruz. Özellikle işte hijyen konusundaki defalarca insanların evlerinden birbirlerine yolladığı videolar sayesinde işte ellerin nasıl yıkanması gerektiği, nasıl bir ortamda bulunulması, işte dezenfektanların nasıl kullanılması gerektiği anlatılıyor. Öte yandan bu işte marketlere saldırının doğru olmadığı, marketlere saldırının ancak marketlere gidip alışveriş yapamayacak olan yaşlı insanları daha da naçar kılacağını, onların yiyecek içecek bulamayacaklarını bir gün bu yüzden anlatan videolarda dağıtılıyor. Hatta benim mesela çok enteresan, hiç beklemediğim kişilerden böyle çok bilimsel makaleler, yazılmış araştırmalar vesaire geldiğini görüyorum. Demek ki aslında sadece olaya akademik bakanlar, sadece tıp hekimleri, işte sağlıkçılar değil, aynı zamanda sıradan günlük hayatın içinde çok da akademik bakmayan olaylara insanlar bile aslında daha derinlemesine araştırmalar yapıyorlar ve bununla ilgili bilgileri paylaşma ihtiyacı hissediyorlar. Onun ötesinde aslında hepimizi en çok etkileyen şeylerden birisi de bence bu son özellikle ölümlerin yaşandığı İtalya gibi büyük ölümlerin İran'dan falan o kadar haber alamıyoruz, görüntü alamıyoruz ama İtalya tabii çok açık olduğu için her şey geliyor. İşte bu kitle cenazelerinin mesela sosyal medyada paylaşılması ve bununla birlikte bir kitle yasının sosyal medya üzerinden hep birlikte tutuluyor olması, insanların birlikte acılarını üzmesi, birlikte bu acılar için birbirlerini teselli etmeye çalışması ve gün be gün bu acıların bize doğru, özellikle Türkiye için konuşuyorum, Türkiye'ye de yaklaşıyor olduğunun aslında bir şekilde anlaşılıyor olması, umarım anlaşılıyordur çünkü hala ciddiye almayanlar var. Bütün bunlar sosyal medya üzerinden yaşanıyor. Evet, sosyal medya Dünya Ticaret, Dünya Sağlık Örgütü tarafından infodemik nedeni olarak görülebilir. Yani bir enformasyon salgınına neden olan marazi bir şey olarak görülebilir ama öte yandan sosyal medya aynı zamanda bizim bu zor günlerde birbirimize tutunmamıza, birbirimizi eğitmemize, birbirimize bilgi sunmamıza, birbirimize duygudaşlık etmemize ve aynı zamanda da yasımızı, acımızı da bir arada tutmamıza neden olan bir platform. Yeter ki doğru kullanalım, doğru bilgiyi ayırmayı bilelim ve bu infodemikten olumlu bir şekilde faydalanmayı bilelim. Hepinize bu korona günlerinde, bu karantina günlerinde, izolasyon günlerinde kolaylıklar diliyorum. Kendinizi koruyun. Özellikle ailenizdeki yaşlılara çok dikkat edin. Onları evden çıkarmayın. Evde kalın. Kendinize iyi bakın.